Nezaket, nezaket. Kalk hadi. Kahvaltı hazırladım. Tamam, kalk. Bir saate kadar Doktor Naci gelir. Biliyorum. Ne sorarsa sorsun, doğru cevaplar vermeye çalış. Sorduğu sorulara gıcık olmalı. Doktoru değiştirsek olmaz mı? Konusunda uzman değil. Neden değiştirdim ki? Seni iyileştirmeye çalışıyorum. Sence iyileşiyor muyum? Tabii iyileşiyorsun. Bir sürü korkularından, kabuslarından kurtuldum. Kardeşim de o tedavi ediyor. Onun durumu ne? Naci Bey, Elza'nın yalan konuştuğunu biliyor. Bazı zaman da ilaçlarını içmediğini, bazı zaman da hiç içmediğini. Ben de denesem mi? Değil. Yalan söylemeyin. Sana faydası olacağını sanıyorsan dene. Hastalığının iyileşmesi için bir sürü para harcıyorum ben. Sen de haklısın tabii. Ruh hastası, manyak, ne zaman ne yaptığı belli olmayan iki deliyle uğraşmak zor tabii, değil mi? Kendini ve Elza'yı deli olarak görme. Siz hastasınız ve ikinizin de tedavisi devam ediyor. Neyse, sabah sabah kavga etmek istemiyorum. Çayla birlikte bir sigara içebilir miyiz? İçmesen iyi olur. Ama canım çektiyse bir tane iç. Sigara beni rahatlatıyor. Hem sonra dışa girelim. Dıştan çıkınca güzelce süsleyelim. Doktor beni iyi görsün. Biliyor musun? Sen dünyanın en iyi kocasısın. Biliyorum.
durumunu çözmekte zorlanıyorum. Tam düzeldi derken saçma sapan soruları beni düşündürüp bunu Naci Bey'e söylemem lazım. Doktor Naci geldi. Hoş geldiniz Naci Bey. Merhabalar, Cengiz Bey. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Ne içeriniz? Bir sade kahve, hayır demem. Evet. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Oh, efendim. Maşallah şükür. Ne güzel yakışmış bu size elbiseler. Çok teşekkür ederim, çok incesiniz. Her zamanki gibi karşınıza oturuyorum, değil mi? Lütfen, lütfen. Evet, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben sizi yalnız bekleyeyim. Sağ olun efendim. Sizi çok iyi gördüm. Haftanız nasıl geçti? Macera yaşamadan normal bir hafta geçirdim. Harika. Bravo. İzin verirseniz siz bana soru sormadan ben size bir soru sormak istiyorum. Tabii. Buyurun sorun. Hastalarınızla konuştuğunuzda hastalarınızın size yalan söylediğini nasıl anlıyorsunuz? Bizim için çok basit. Biliyor musunuz? Arada benim de size yalan söylediğim zamanlar oldu. Demek ki büyük yalanlar değilmiş. Neyse, konuşmamıza başlayalım mı? Başlayalım. Buyurun, sizi dinliyorum. Şikayet etmiş gibi olmayayım ama... Yukarı kattaki kadın beni fazlasıyla rahatsız etmeye başladı. Nasıl? Nasıl bir rahatsızlık? Benimle sevişmek istediğini söyledi. Siz ne cevap verdiniz? Size yalan söylediğimi mi sandınız? Size yalan söylediğinizi söylemedim. Not aldınız ama. Her konuşmamızda not almıyor muyum? Evet, alıyorsunuz ama bu not biraz erken oldu. Anlaşılan bugün soruları siz soracaksınız. Ben de cevap vereceğim. Olabilir.
Günaydın Arzu. Dün doktor Naci Bey'e gidecek. Yine bir sürü saçma sapan soru soracak. Ben de o saçma sapan cevaplar vereceğim. Neyse şimdi ilacım içmem lazım. Merak etme. Konuştuklarımızı sana anlatacağım. Kahve bir sigara. Doktorlar çok sağlık derler ama ben de hiç önemli olmaz. Günaydın Esra. Günaydın. Kahve, sigara. İçer misin? Başlayalım mı? Ben hazırım. Pekala. O zaman haftanın ilk gününden başlayalım. Bakalım pazartesi ne yaptı? Bye.
olmuşum. Çok. Seviyorum dans etmeyi. Sonra? Sonra buçuk saat filmi izledim. Onu tanıyorum. Belki çok eğlendim. Neden bakıyorsun? Hiç böyle düşünmemiştim. Dondurmamı yiyen bir dinozorla arkadaş olacağımı sanmıyorum. Görünce dondurmamı yiyen bir dinozor, eminim çok iyi bir dinozordu. Haklanabilirsin Biba. Bu tarafa doğru geliyor. Kaçırdı. Ben çoktan kaçtım bile. Hadi Biba gidelim. Geliyor. Hadi sen git. Ben olacağım. Nasıl olur da? Başka ne yapıyorlar? Birlikte deniz patatesi yiyorlar. Deniz patatesi mi? Benim deniz patatesi mi yiyorlar? Hem de bensin. Dur çupa. Bırak yesinler de gitme. Gitti bile. Neler oluyor orada? Şimdi ne yapıyorlar Cangöz? Nasıl bir programdı? Güzel bir ötü kadın. Sen şu renklerinden bir tanesi. Dram filmlerini seyrederken nasıl bir duygu yaşarsın? Evet. Saf ve temiz duygular. Peki, sence mutluluk nedir? Mutluluk, kendini sev, affet ve unut. Anı yaşa, ayrıntılara takılma. Tasayı, nefreti zihninden sil. Gülmesin, dağlamasın da bil. Olumlu. Çünkü dünya gülünce güzel. Çizgi film sever misin? Sevmem. Dans ve film. Sonra? Sonra... Akşama kadar bisikletimle ağaçlık arasında dolaştım. Bol fotoğraf çektim. Hayvan, kuş, böcek fotoğrafları. Peki çektiğin fotoğrafları görebilir miyim? Tabii. Böcek dedim. Ben burada hiç ne kuş ne böcek. Dikkatli bakarsanız görürsünüz. Bilmedim de onu. Gördünüz mü? Ağaçlar. Dere. Ama ne kuş ne böcek. Hiçbir yok. Aslında o ağaçların her birinde hem kuş hem de böcek oluyor. Ama görünmez. Anladım. Güzel bir fotoğraf. Tanıyor musunuz? Tanıyorum. Tanıma derece. Zamanlar sevdiğim. Hala birlikte misin? Hayır, ayrıldım. Peki ayrılık sebebiniz nedir?
Patatesi katlayacak. Ne yap? Başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrendim. Neden diye sorduğunda da benden bıktığını söylüyor, beni tokatladı. O zaman sen haklısın. Evet, ben her zaman haklısın. Neyse, gelelim salı gününe. Salı günü... Thank you.
Sen nasılsın? Teşekkürler. Gazetemi getirdim. Teşekkür ederim. Yeni haberler var. Evet. Okursun. Süper. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal. Düşünce nasıl silebilirim? Neden silahla bu kadar uzunluğu çok seviyorum? Doktor Naci Bey sorarsa yine uydururum bir şeyler.
seni biraz özlemeni istedim. Aslında özledim. Senin de silahın var ama. Çok çalışman lazım. Çalışmak istiyor musun? Evet, evet. Birlikte olmana gelsedik mi? Neden olmaz? Ne yapıyorsun Ezra? Ben senin abinim. Yalan! Yoldan ulaşan bir hayaletsin. Belki de kötü bir cininsin. Hemen kurtulacağım seni, öldüreceğim. Odamdaki tabloyu konuşmaktan, doktor Mahdi'den, hatta hastalığımdan bile kurtulacağım. Ben senin abinim. Seviyorum lan saçlarımla oynamayı. Neymiş? Kırışıklıkları iyi geliyormuş. Siktir lan. Sanki bende kırışık mı var? Faydasını görmediğim haplardan biri.
Günaydın Zeynep. Nasılsın? Aa, hoş geldin. Nasıl olduğumu görüyorsun. Haplarla boğuşuyorum. O hapları içmek zorundasın. İyileşmen şart. İçmesini içiyorum da faydası olduğuna pek inancım yok. Sence ben çok mu hastayım? Az veya çok. Ama sen hastasın Zeynep. İyileşmen için de saatinde ve zamanında bu hapları içmen gerekiyor. Biliyorum. Bu evde çok sıkılıyorum, çok. Demirlenmiş pencere arkasından sokağa bakmaktan bıktım. Gidip gelenler hep aynı kişiler. Dışarı çıkmayı çok özledim. Sana dışarı çıkmanın bir formülünü söyleyeyim mi? Aa, çok sevinirim. Televizyonlarda şehirleri tanıtan bir sürü kanallar var. O kanallardan birini aç ve kendini o şehirlerde hayal. Yalnız kaldığımda o kadar çok şey hayal ediyorum ki artık hayal de kalmadı. Hayaller tükenmez Zeynep. Neyse, ben de kendime bir kahve yapayım. Birlikte içeriz. Ha? Gitmiş. Hey, bakar mısın? Buyur abla. Tamam.
lahmacun söyledi. Çiğ köfte getirmiş dangalak adam. Lahmacun istedim, çiğ köfte getiriyorlar. Lanet olsun. Bir şey de bir istediğimde olsun. Çok mu bekledin civciv? Yanına iki kişi daha alarak başarabilirsin. Sana her şeyimi vermek isterdim ama... Neden? Bana güvenmiyor musunuz? Ben kimseye güvenmiyorum. Hele kadınlara hiç. Siktir lan. Başka birini bulur bulmaz hemen aldatıyorsunuz. Bu olmadı. Bu hiç olmadı. Bu da olmadı. Bu olur. Bu gecenin en güzel kadını ben olacağım.
saattir buradayım Zeynep. Gitmezsen kahve yapana kadar konuşuruz. Bugün vaktim var. Kahveni yap gel konuşalım. Biliyor musun? Bayılıyorum şu tabloya. Tıpkı benim gibi tutsak. O da pencereden dışarı bakıyor. Ben de. Neyse. Dünkü günün nasıl geçti? Harika bir gün yaşadım. Önce bir bara gittim. Orada biriyle tanıştım. Sonra tanıştığım kişiyle eve geldik. Hatırlamaman çok normal Zeynep. Dün birlikte olduğun adam seni uyutmak için içkinle ilaç damlattı. O adam çok tehlikeli Zeynep. Tehlikeli biri mi? Bu durumda bir kez daha bu adamla görüşmeyi düşünür müsün Zeynep'ciğim? Tehlikeli dediğin biriyle buluşmalı mıyım sence? Buluşmalısın. Çünkü senin o adamdan alacağın önemli şeyler var. Ne gibi şeyler? Bir dahaki buluşmanda adamın telefonundan...
Yeter be. Sanki içeride adam öldürüyorlar. Tamam tamam. Özür dilerim. İçeride korku filmi izliyorum. Ha, korku filmi seyrediyormuş. Korku filmi böyle seksi kıyafetler de mi seyrediyor? Allah Allah. Et kadın. Bir şeyler hazırlayayım. Ha, zamanım yok. Hemen başlayalım. Hastalarım bekliyor. Evet. Nasılsın bakalım? Seni iyi gördüm. Daha iyiyim bugün. Hapları zamanında kullanıyor musun? Evet. Kullanıyorum. Kendini iyi hissediyor musun? Kabuslarından... Kurtuldun mu? Kabuslarımdan kurtuldum ama bu sefer rüyalarım arttı. Kabuslarından kurtulman çok iyi. Rüyaya gelince her sağlıklı insan rüya görür. Ama benim rüyalarım kabus gibi. O zaman sana 2 adet hap yazacağım. Bunları düzenli kullanırsan o rüyalarından da kesinlikle kurtulacaksın. Evet. Bunları muntazam kullanıyorsun hiç aksatmadan. Tamam mı? 15 gün sonra gelip kontrol edeceğim. Hiç merak etme, düzeleceksin yani inşallah. Hadi tamam. Bana müsaade. Hadi bakalım. Hoşça kal. Thank you.
Zeynep. 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 Uyan hadi. Hadi. Nihayet gelebildin. 2 yıldır uğradığın yok. Saçmalama Zeynep. 2 gün önce buradaydım. İlaçlarını getirdim. Bir de sürprizim var. Bunları sana aldım. Teşekkür ederim. Denemeyecek misin?